Merhaba arkadaşlar, Denizin Erişi Günlüğü kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir patik örneğiyle karşınızda olacağım. Bu patik örneğim bot şeklinde olacak arkadaşlar. Bu gösterdiğim model dizaltı çizme gibi bir model. Ama ben renklerimi aynı renklerden yapacağım. Fakat botum biraz daha bot şeklinde olduğu için kısa olacak. Bu mesafeyi de kısa örüyorum ben. Burada oldukça uzun. Ama modeli hemen hemen bu şekilde bir model olacak arkadaşlar. Hep birlikte yapalım. İpim alize ekstra yünlü iplik. Bu da beyaz rengim. 3 numara şişim var. Hemen başlıyorum. Şöyle biraz başından başladım ben. Bir ilmekten üreterek ilk sıramı yapıyorum. Üstünü diğerin üstüne alıyorum. Sağdakinin üstüne attım. Hiç bırakmadan sola geçiriyorum. Sağdaki şişimin üzerine atıyorum. Hiç bırakmadan sola geçiriyorum. Sağdaki şişimin üzerine alıyorum. Hiç bırakmadan sola. İlmeklerim bu şekilde çoğalacak. Bu şekilde 58 tane ilmek atalım. Kanalıma abone değilseniz ekranın alt kısmında bulunan abone olan linke tıklayınız arkadaşlar. Yorum yazın. İstekleriniz varsa yazabilirsiniz. Sekiz tane ilmek atalım. Sekiz ilmeğimi attıktan sonra iki ters, iki düz olarak devam edeceğim arkadaşlar. İlk ilmeğimi çift düz olarak atıyorum. 2 düz 2 ters. İki düz. İki ters. İki düz. İki ters. Bu şekilde iki düz iki ters yaparak sıramın sonuna geliyorum. Yani bir ya bir diğer adı lastik. Lastik yaparken iki düz iki ters, bir düz bir ters. Bu şekilde yapılıyor. İki düz iki ters. İki düz. İki tane ters.
Bu şişlerimle biraz zor oldu arkadaşlar. Oldukça uzun. Ben şimdi bunu diğer şişime geçireceğim. Daha rahat olacak. İki ters, iki düz yaparak sıranın sonuna gelelim. Misinalı ipime geçireceğim arkadaşlar. Şişim burada biraz uygun olmadı. Evet, misinalı ipe geçirdim. Sıramı bitirdim arkadaşlar. Şimdi ikinci sıraya geliyorum. Birinci düzle başlıyorum tekrar. İki tane düz, bir sıra gittim. Şimdi iki tane ters. Geçen sıra ne yaptıysak yine aynısını üstüne yaparak gidiyoruz. İki düz, iki ters, iki düz. Zaten düzler yerini gösteriyor. Bakın, bu iki tane ters, iki tane düz, iki tane ters. Birinci sırada ne yaptıysak ikincisinde de aynısını yapıyorum. Ve bu böyle lastik olarak iki ters, iki düz, 13 sıra yapalım arkadaşlar. Bakın, yerleri belli oluyor zaten. Düz, iki ters, yani bu şekilde hep yerinde yaparak arkadaşlar 13 sıra örelim. 13 sıramı ördüm arkadaşlar. Şunları sayarak gidiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Şu sırayla 14 yapıyor. Gördüğünüz gibi lastik şeklini aldı. Şimdi örgümün ters tarafına geliyorum. Şurası ters. Ters taraftan dümdüz bir haroşa öreceğim arkadaşlar. Bakın, 14 sıramı, 13 sıramı yaptım. Üstündekiyle 14. 13 sıra bittikten sonra haroşaya geçiyoruz. Dümdüz bir sıra haroşa yaparak sıramın başına geliyorum. Ve tekrar yine haroşa yaparak başa geleceğim. Yani bir diş haroşa örmüş oluyorum. Sıramın sonuna geldim. Sondaki ilmemi örmüyorum. Dönüyorum. Şimdi dönerken bu ilmeğimi de öreceğim. Yine haroşadan devam ediyorum arkadaşlar. Bu sıramın da sonuna geleceğim. Bir diş haroşa olmuş olacak. Sonra ikinci rengime geçeceğim. Yani şu örnekte göstereyim. Burayı yapmış olacağız. Bir sıra beyaz, bir sıra turuncu yaparak devam edeceğiz arkadaşlar. Örneği tam koymuyorum. Örneğim ona benzer. Kafanız karışmasın. Benimki bot şeklinde olacak. O biraz daha diz altı. Bakın, bir diş haroşa. Şimdi sıramın sonuna geliyorum. Sonra beyaz rengimi
bağlayacağım. Evet, bu sıramın da sonuna geldim. Sondaki ilmemi bu şekilde örmeden takıyorum. Şimdi arkadaşlar bir diş oldu. Şimdi beyaz ipimi takıyorum. Her zaman ip takarken ters taraftan ipimizi takacağız arkadaşlar. Çünkü ön tarafa ön tarafta daha düzgün dursun diyerek. Şimdi birkaç sıra yapınca yine göstereceğim arkadaşlar. Yine haroşa olarak devam ediyorum. Bu taraf benim ters tarafım. Beraber alacağım. Sıkıyorduk. Şu ipi birlikte götürmek istiyorum. Sağlam olmak açısından. Açılmasın. Bu şekilde ters taraftan başladım. Devam edeceğim. Bir sıra da haroşa beyaz yapıyorum. Yine sıramın sonuna geldim. Son ilmeğimi örmüyorum. İpime takıyorum. Tersten ipimizi takınca arkadaşlar bu şekilde düzgün oluyor. Arkasına gidiyor. Bu görüntü ön tarafta olmuyor. Arkada oluyor. Bir diş oldu. Bir diş turuncu, bir diş beyaz. Bu başa gelince beyaz olacak. Bir diş de beyaz olmuş oluyor haroşa. Yine sıranın başına geldim. Ve tekrar turuncuya başlayacağım arkadaşlar. Bunu bu şekilde dönüyorum. Şimdi bir sırada beyaz yaptım. Tekrar turuncuyla devam edeceğim. Bir turuncu, bir beyaz, bir turuncu, bir beyaz. Yani 19 diş olana kadar bu şekilde haroşayla devam edeceğim arkadaşlar. 19 sıra sonra tekrar bu lastiğimi yapıyorum. Bakın bir diş, iki diş. 19 tane böyle 1, 2, 19 tane olduktan sonra tekrar görüşelim. Burası ters taraf, bu şekilde gidecek. Bu taraf düz taraf. Evet arkadaşlar. 19 sıra haroşamı yaptım. Bir krem, bir turuncu. Sayalım. 1, 2, 3, 4. Pardon, yeniden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19. Şimdi 19 sıra haroşa yaptıktan sonra tekrar bu lastiğimi yapacağım arkadaşlar. İki ters, iki düz. Sıramın sonuna geliyorum. Yine sona geldiğimde ipimi bu tarafa atıyorum ve bu ilmeğimi üzerine atıyorum. Dönüşte öreceğim. Bakın o zaman böyle muntazam oluyor. Bu tarafta aynı.
Şimdi buraya gelirken örmüyorum. Dönerken ilmeğimi örüyorum. Diğer rengimi kestim. Şimdi düz olan yeri burada şimdi ters olarak başlayacağım ilk ilmeğimi. Evet, iki tane ters, iki tane düz. İki tane ters, iki tane düz yapıyorum. Buranın aynısını şunu başlıyorum arkadaşlar. Şimdi burada düz olan ters tarafta ters olarak tersten başlıyorum. Ters, iki ters, iki düz, iki ters, iki düz ve iki tane tersten devam ediyorum arkadaşlar. İki düz, iki ters, 14 sırada bunu yapıyorum. 13 sıra oluyor. En sonuncusuyla 14. Yani burada 13 tane olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Şu kadar bir alanı tekrar yukarıya yapıyorum. Şimdi yine düz ve ters. İlk sıramızı yapalım. Lastiğimizi tersten başlıyorum. İlmek sayımda herhangi bir eksiklik ya da artma olmadı. Aynı sayıda ilmekle devam ediyorum. Tabii ki haroşa olunca biraz gevşiyor. Tekrar lastiğe döndüğümde toparlanacak. Düzle başlamıştık. Yine düze geldi. Evet, bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Tersleri ters, düzleri düz üzerinde yaparak
14. sırada bitireceğim. Evet. Şimdi kesme işlemimi yapıyorum. Bir kısmını kestim arkadaşlar. Tığımda sağlamlaştırıyorum burayı. Evet arkadaşlar. Şimdi patiğimi bitirmiş oldum. Arkadaşlar, buraya kadar geldiğimiz yerde herhangi bir dikiş yapmadım. Şimdi bunu bu şekilde, bunu da bu şekilde yapıyoruz. Burada küçük bir yerde bir dikişim olacak. Burası da ayağımızın girdiği yer. Şimdi arkadaşlar, etrafının oyasına geliyorum. Oyamı yapmak için beyaz rengimi alıyorum, ikinci rengimi. İkinci rengimi aldım. Buraya sabitliyorum. Hemen buranın bunun başına. Sıkıca sabitledim. 3 zincir çekiyorum ve aynı yere 2 trabzan yapıyorum. Bir kere daha batacağım aynı yere. Şimdi tekrar 2 zincir bu düz olarak geldiğim yerin başına batacağım. 2 zincir çekiyorum arayı. Düzlerin başına gireceğim arkadaşlar. Aynı yere 3 kere. İkili trabzan. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Yine buranın başına. Bu düzlerin başına giriyorum arkadaşlar. Şuraya. Hemen buraya aynı yere aynı noktaya 3 kez üçlü trabzan yapıyorum. İki zincir ve yan tarafa geçiyorum. Yine 2 zincir yana. Bu şekilde sıramın başına geleceğim. Her düz olan örgünün başına böyle ikişer tane zincir çekerek 3 tane trabzan yaparak devam ediyorum. 1 2 3
Bir, iki, evet arkadaşlar, burayı yaptım. Burası bizim ucunun dikiş olacak kısım. Aynı şekilde bu tarafı da yaparak şu üç tarafı aynı şekilde oya yaparak geliyoruz. Bugün sesim pek iyi çıkmıyor, grip oldum. Şöyle belirli aralıklarla yapalım arkadaşlar. 1, 2, 3 tarafı yapacağız. Bu düz tarafı bize baksın. Böyle ayarlayalım burayı kendimize göre. Çok gevşek, çok sıkı yapmadan dönelim arkadaşlar. Bu şekilde bu başa doğru gelelim. Evet arkadaşlar, üç tarafını oya yaptım. Şimdi bunu bu şekilde kıvırıyorum. Burada fazla bıraktığım ipimle burayı, sadece bu köşeyi böyle dikerek geleceğim. Şuradan da şurayı birbirine tutturalım arkadaşlar. Açılmasın. Ve burada tam karşılıklı getirerek ilmekleri birbirine karşılıklı getirerek dikeceğim arkadaşlar. Şekilde tam karşılık getirerek dikiyorum.
Tam sivri olmasın diye burası arkadaşlar. Şuradan bir üçgen gibi alacağım. Evet arkadaşlar, biraz önce burayı beyazla dikmiştim. Söktüm, tekrar bu renkle diktim. Çünkü buradan beyaz beyaz görünecekti, gördüğünüz gibi. Şimdi buraya bağcıklı olduğu için buna birazdan bağcık yapacağım arkadaşlar. Sadece dikilen kısım burası. Evet arkadaşlar, şimdi bağcığını yapacağım. 250 tane zincir çekiyorum. Şu anda 230 oldu. 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 41, 242, 43, 44, 245, 235, 236, pardon. Yani 10 tane daha yaparsam 250 olacaktır. Burada birazcık zincirimizi karıştırdık. 250 tane zincir çektim. Bu benim botumun bağcığı olacak. On tane daha fazla çekeyim arkadaşlar. Zararı yok. 250-260 çekebilirsiniz. Bu da botumun zinciri. Evet arkadaşlar, şimdi arka taraftan bağcığımı alıyorum şuradan. Aslında önde. Şu tam ortadan bağcığımın birini ön tarafa alıyorum. Tam ortası dikişi diktiğimiz yerden diğerini de alıyorum. Şu şekilde yaptım. Şimdi birini sağdan, birini soldan çapraz şekilde çapraz yaparak sıranın sonuna geleceğim. Bunu buradan. Tekrar bunu sağa, birbirini sola. Buradan çıkarıyorum. Diğerini buraya, buradan ayakkabı bağcığı gibi bağlıyoruz arkadaşlar. Tekrar çapraz yapıyorum. Bunu buradan. Bunu da bu taraftan. Tekrar. Bu şekilde sonuna kadar gelelim.
Evet arkadaşlar, botumu bitirdim, bağcığımı taktım, gördüğünüz gibi altı bu şekilde dikişsiz, yanlar 37 ve 38 numara için güzel bir patiğim, güzel bir botum oldu. Evet, bağcığımı da taktım çapraz şekilde. Bu 38 numara olduğu için ayak, manken ayağım biraz küçük. Şurada biraz büzme yaptı ama bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Bu bağcığın yerine başka bir bağcık da takabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Şurada bir kısım iplik kalmış. Bunu da alayım. 250 tane zincir çektim. 260 da olabilir. Başka bir modelde görüşmek üzere. Hoşça kalın.